Hemen şöyle bir karıştırma kasesi istiyorum. İçine biraz sarımsak koyacağım. Şu bir diş olsun. Şimdi ikinci diş. Şöyle bir kaşık biber salçası. Yine bir kaşık domates salçası. Şöyle kekik de koyalım. Kesinlikle tavukla bence kullanılabilecek en güzel taze ot diyebilirim kekik için. Burada istediğiniz her baharatı ekleyebilirsiniz. Tuz koyuyorum. Hani göz kararı, hepsinin üzerine biraz serpişim gibi. Tabii ki vazgeçilmeziniz karabiber. Birazcık kırmızı toz biber istiyorum. İçine alabildiği kadar zeytinyağı koyacağım. Bir yandan da tavamın altını. O da burada güzelce ısınsın. Şöyle hafif hafif açın. Hani biraz daha yağ ister mi istemez mi ona göre karar vereceğiz. Aynı zamanda bunu salatanın sosu olarak da kullanacağım. Şöyle şu parçalara böldüm. Güzelce bütün her yerine, bütün tavuk parçalarına sosundan bolca gelmesini istiyorum. Bir nevi ona bir kaplama yapıyoruz şu anda. Şimdi salataya son anda biraz da badem ekleyeceğim. Dolayısıyla onları biraz önceden kavurmak istiyorum. Hem bu sayede hafif de ılınacaklar. Şöyle en küçük göze almak istiyorum. Salatada ne kadar badem olsun istiyorsanız o kadar ekleyin. Ben biraz bol koymak istiyorum. Gelelim salataya. O koca tabakta bakalım neler olacak. Şöyle büyük bir karıştırma kabı alacağım. Bugün ben kinoa kullanacağım. Biz önceden haşladık ve soğuttuk. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi içine koyacağım yeşilliklere sıra geldi. Kuzu ıspanağının tam böyle vaktiyken, en güzel zamanıyken bolca ondan kullanmak istiyorum. Hatta o kadar taze ve körpeler ki hiç bıçak vurmayacağım. Direkt elimle önce onları koyacağım. Yavaş yavaş tavuklarımızı koyalım bence. Nerede kaldık? Ispanaklarda. Hepsini doğradım. Şöyle kalan parçalar var. Onları da içine eklemek istiyorum. Biraz kuzu kulağım var. Onlardan da ekledim. Yeşillikleri ekledikçe karıştırıyorum. Hepsi içine geçsin diye. Şuradan taze soğan. Bence kesinlikle koyun. Bunların da güzelce karışsın. Burada benim çok sevdiğim, birçok salatada tercih ettiğim reyhan var. Aroması çok yoğundur. O yüzden böyle hani deriz ya, bir tutam kadar bizim için yeterli olacak. Bir tane kapya biberi. Evet, bunlar da içine gidiyor. Yeşilliklerimin içine şöyle bir su bardağı kadar kinoa ilave edeceğim. Önce bir kere güzelce karıştırıyorum. Bir yandan da tavuklara bakalım. Şu rengi istiyorum hepsinin üstünde. Yaklaşık bir dakika sonra altını kapatabilirim. Bademlerim de oldu. Şimdi salatamın yeşilliklerini tatlandırmak için şöyle bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi döküyorum. Tuzumuz var. Biraz karabiber. Tabii ki en önemlisi zeytinyağı. Salatayı tekrar şöyle son bir kere karıştıracağım. O arada tavuklarımın dinlenmesini, hafif böyle ılımasını istiyorum. Artık servisimi yapabilirim. Tavuklarım da dinlendi. Hafif böyle istediğim o ılık kıvamı aldı. Son bir kere daha karıştıracağım.
Bence biraz daha badem.